Are you ready? Yes teacher but I am not ready. Bak çok güzel bir şey. Hazır mısın diye sordum fakat hazır değilim dedin. Ama bugün... Hazır olsaydın burada ne işin var hocam? Aynen hazır olsan burada ne işin var? Sonuçta buraya geldiysen, bizi izliyorsan muhtemelen yarın veya birkaç gün sonra İngilizce yazılım var. Ve İngilizce yazısından da süper bir not alacaksın. Nasıl alacaksın? 3 adımda. Birinci adımda ilk başta yazı notlarımızı mutlaka Tonguç Kırtasiyeler'e git iste. Zaten aldım hocam. Diğer derslerde çalıştım. Harikasın. Zaten diğer dersler de var. İngilizce, Türkçe, sosyal bilgi hepsi var. Bunların hepsini çalışacağız. Hocam bu sadece ikinci yazılı mı? Bu sadece ikinci yazılı özel ama içerisinde birinci yazılı konularını da koyduk ne olur olmaz. Oradan nereden alacağım hocam bunları? Bunu Tonguç Kırtasiyeler'den alabilirsin. Açıklamada PDF'te görebilirsin. Linkte hepsi yazıyor. İyi butonunda da hangi kırtasiyelerden alabileceğin senin evine en yakın kırtasiyeyi söylüyor. Peki ikinci adım ne? İkinci adımda da İngilizce'de birinci dönemde yani birinci yazılı ve ikinci yazılı öğrendiğimiz konuları şöyle hızlı bir şekilde tekrar edeceğiz. Üzerinden geçeceğiz. Sonrasında üçüncü adıma geçeceğiz. Yani hızlı bir şekilde süper sorular, sınav soruları bizi bekliyor. Bu soruları tek tek çözeceğiz. Sen de eğer bu soruların cevaplarını biliyorsan videoyu durdurup gidebilirsin. Hocam şimdi, sorular mı bunlar? Evet bunlar sorular. Şimdi İstersen bir zihnimizin üzerindeki tozları şöyle bir silelim. Ardından da hızlı bir şekilde yazılımıza başlayalım. Of sildikçe rahatlıyorum. Temizlik avcısıyım. Aynen bak dikkat etsen ünite 1 ve 2 göz ardı ettik. Niye? Çünkü ünite 3, 4 ve 5'ten çıkacak. Sonuçta burada da 3 tane ünite var. Bunlar ikinci yazılım konuları. Yani second exam. Biz çünkü İngilizce konuşmamız gerekir İngilizce aslında. Ama yine de ne olur ne olmaz diye arada bir Türkçe ile destek oluyor. Şimdi... Üçüncü ünitede demiş ki kazanımlarda Milli Eğitim Bakanlığı students will be able to give a simple description about the process. Of korktum hocam. Hiç korkmana gerek yok. Esası şunu demek istiyor. Öğrenciler diyor bir tarifin sürecini anlatabilir diyor. İşte first ilk başta second ikinci olarak next sonra then daha sonra finally en sonunda şeklinde söyleyebilir diyor. Zaten burada hem liselere giriş sınavında hem okul yazılarında sen eğer first'e ne geleceğini ve finally'e ne geleceğini bilirsen, birazcık da second'a ne geleceğini bilirsen rahatlıkla bu soruları yapabilirsin. Yani ilk başta first gelebilecek ifadeyi bulman lazım. Yani ilk cümleye hangisi gelebilir bunu bulacaksın. Bu da tabii ki tarifin nasıl başladığını gösterir. Sonra first'ten sonra second'ı koyacaksın. Yani asla next'e denene geleceğini soramazlar. Bir de en sonunda işte onu sıcakça servis edin, lezzetlice yiyin falan diyorsa burada da finally ifadesinin geleceğini bileceksin. Bu kadar basit. Ünite 4'e baktığımızda students will be able to follow a phone conversation. Bu sefer de on the phone ünitesinde öğrenciler bir telefon konuşmasını izleyebilmeli, anlayabilmeli diyor. Mesela could I speak to? This is Tonguç. Could you put me through? Beni bağlayabilir misin? He's not available. Müsait değil. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misin gibi ifadeler olacak. Bunu da zaten birazdan sorularımızla çok güzel bir şekilde pekiştireceğiz Tonguç'um. Unit 5 yani ünite 5'e baktığımızda ise the internet. İnternet günde kaç saat internete giriyorsun Tonguç? Günüm hocam maksimum 17 saat giriyorum. Daha fazla açmamaya çalışıyorum. Özellikle derslerim aksamasın diye. Çok güzel bir şey. Gerçekten günde 17 saat sınırını koruyor olman ve bunu aşmıyor olman senin bilinçli, akıllı bir öğrenci olduğunu gösteriyor. Saçmalama 17 saat gelir mi Tonguç? Ne yapıyorsun? Hocam o maksimum 17 saat. Bazen 16 saat oluyor, 15 saat oluyor. Allah'ım ya Rabbim ne yapıyorsun Tonguç? Böyle bir şey olabilir mi? Maksimum günde 1 saat. Hadi çok olsa eğer Tonguç Akademi izliyorsan, böyle ders videoları izliyorsan 2-3 saat olabilir. Ama günde 1 saatten fazla hocam, eğlenceli... Hocam Instagram'ın yeni özelliğini kullanıyorum. Beni check ediyor hocam kaç saat geldiğimi. 15 saati ayarladım hocam. 15 saçmalama Tonguç ne yapıyorsun? Bunlar çok tehlikeli şeyler. Ama maksimum zaten 15 saat vermişler. Maksimum değil, çok fazla. Niye biliyor musun? Haftada olabilir. Ama günde 15 saat çok fazla neyse oraya geleceğiz. Sen tabii birazcık şey yapıyorsun. Gözün dayanmaz yani. Şimdi burada demiş ki students will be able to talk about their internet habits. Yani öğrenciler internet alışkanlıklarıyla alakalı konuşabilmeli demiş, tamam mı? Chat, play online games. Play online games ne demek Tonguç'um? Hocam play online games, online game oynamak. Mesela hocam online oyunlar var çok böyle çok popüler. Hocam. Tamam o reklam almayalım. Call of Duty oynuyorum ben mesela ne online diyorsun, oynuyorum. Ne diyorsun Tonguç'um? Ondan sonra PUBG oynuyorum hocam. Arkadaşlarla birbirimizi öldürüyoruz. Güzel. Veya işte aynı team'in içinde diğer Japonları öldürüyoruz hocam. Ne yapıyorsun yani, ne diyorsun ölüm çok yok. Çok vahşi ölüm... oyunlar hocam. Hayır vahşi. Psikolojim bozuldu hocam. Bozulmuş yani senin psikolojin kalmamış ama bu tarz oyunlar oynamıyoruz. Onun yerine daha böyle sevimli Counter Strike, Street Fighter gibi. Ne pardon onlar da kötüydü galiba değil mi? Biraz daha böyle mantıklı oyunlar oynuyoruz. Shop online alışveriş yapılabiliyor online alışveriş ki artık tiksindik o reklamlarından. Read news haberler okumak ve addicted. Sen internet bağımlısı mısın Tonguç? Yes, I'm addicted of internet diyorsan o zaman sen internet bağımlısı oluyorsun. Students will be able to exchange information about the internet. Yani internetle alakalı bilgilerini değiştirebilmeli. Update, güncelleme, connection, bağlantı, password. İşte password neydi? Şifre, login, giriş yapmak, antivirüs, virüs koruyucu bunların hepsini bileceğiz. Students will be able to make excuse and to accept and refuse offers. Yani öğrenciler özür dileyebilmeli, kabul edebilmeli veya da reddedebilmeli teklifleri diyor. Let's, haydi, shall we, düşünür müyüz? How about,
Ne düşünürsün? What about? Bunun hakkında ne düşünürsün? Would you like to? İster misin? Sounds great. Harika geliyor kulağa. Sorry I can't. Üzgünüm ama yapamam gibi ifadelerle konuları pekiştireceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen sorularımıza geçiyoruz. Şimdi burada tabii senin için en önemli kısım şu bak. Hemen daha çak diye hemen kelime geldi. Kelimeyi de senin çalışman lazım. Kelime çalışması yapabilirsin Tonguç herhalde benim. Mutlaka mutlaka bak. Burada mesela ikinci yazılıyla yazılı notlarımızda bilmen gereken kelimelerin hepsini buraya yazdık ki karıştırma diye. Mesela make a phone call, dial a number veyahut da indik için açıyoruz. Chop, doğramak, peel, kabuğunu soymak, dice, küp küp doğramak, slice, dilimlemek. Bunları güzel güzel çalışacaksın ve ardından ilerleyeceksin. Tabii birinci yazılı konularını da koyduk. Şimdi Tonguç'um başlayalım. Burada bazı kelimelerimiz var. Bunların ne olduğunu hatırlayalım. Chop neydi? Tabii ki de doğramak. Doğramak hocam. Grate, rendelemek. Knead neydi? Knead böyle hamuru yoğurmak. Slice, dilimlemek. Grill, ızgara yapmak. Stir, karıştırmak. Pour, dökmek. Roast da rosto yapmak. Yani dana rosto gibi oluyordu. Şimdi burada gördüğün gibi adam ekmeği dilimliyor. O yüzden burada slice diyebiliriz Tonguç evladım benim. Hemen başka bir kelimeye geçelim. Burada bak ne yapıyor? Hamuru yoğuruyor. Knead the dough. Yani knead diyeceğiz. Biliyorsun İngilizce'de knife, knife diye yazılıyor ama k'yi okumuyoruz. Know, know diye yazılıyor ama kelimeyi okumuyoruz. Dolayısıyla burada knead dememiz yeterli. Sonrasında burada ne yapıyor? Burada ne yapıyor adam? Döküyor değil mi? O zaman pour diyeceğiz. Mesela pour lemonade, pour oil, pour something. Water. Water, su dökebilirsin içine. Burada yapmış, bu sefer bak küçük küçük böyle küçük küçük şey yapmış böyle doğramış. O zaman küçük dilimlere ayırmış. O zaman chop diyeceğiz Tonguç herhalde. Chop 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 chop. Aynen burada ızgarayı görüyoruz. Zaten biz mangal kültüründen gelen bir ülkeyiz. Grill'i seviyoruz. Ardından rendelemek. Rendeyi görüyorsun. Great, greater da rende oluyor biliyorsun. Burada işte bir şey yapıyor bak böyle ne yapıyor? Çorbayı karıştırıyor mesela ben hemen. Mix ediyor. Mix ediyor. O zaman stir diyebiliriz. Stir ve mix aynı şey esasında. Roast da dana roast olmuş oluyor. Şimdi Tonguç'um burada sana sınavda. Fırınlamak. Sınavda sana başka kelimeleri de sorabilirler. Mesela sen pan'in tava olduğunu bilmen lazım. Fry yağda kızartmak olduğunu bilmen lazım. Bake fırında pişirmek veyahut da işte boil haşlamak, steam buharda pişirmek, spoon kaşık, fork çatal, knife bıçak, işte sprinkle serpmek, spread sürmek, yaymak, crack kırmak, çatlatmak. Bunlarla alakalı hocam ben kelimeleri göremiyorum bunları bilmiyorum diyorsan dediğim gibi mutlaka yazılı notlarından çalışabilirsin ve bizim bununla alakalı yayınladığımız diğer videolara da bakabilirsin. Tonguç evladım benim. Geldik şimdi diğer bir kısma. Complete the sentences with the words. Bu sefer yine kelime bilgisi. Allah Allah. Niye sürekli kelime bilgisi soruyoruz biz? Çünkü sınavda da hocamız bize kelime bilgisi soracak. Update, news, connection, addicted videos. Şimdi burada update güncellemek demek. News haberler, connection bağlantı, addicted videos da bağımlı videolar. Şimdi my mother is interested in reading news online. Annem online haberleri izlemekte çok ilgili diyor. Tamam. I have no internet connection. Benim hiç internet bağlantım yok. Benim internet bağlantım yok. Chris is fond of. Chris ilgilidir. Watching videos on YouTube. Chris tam bir YouTuber'mış. Yani niye? Tam bir dangozmuş kendi kendine. Tam bir dangoz. Ne dangoz? Sen ne dangozsun o zaman? Chris YouTube'da video izlemeyi çok seviyormuş yani. Sally will update. Sally güncelleyecekmiş neyi? The antivirus program. Antivirus programı update edecek. Niye? Çünkü gerçekten yeni virüsler saldırmaya başlıyor internetten. Linda is addicted to online shopping. Linda da tam bir Bir bağımlıymış hocam. Tam bir alışveriş bağımlısıymış. Oradan sürekli internetten alışveriş yapıyormuş. Şimdi bu kelimeleri de geçtik. Hop geçiyoruz yepyeni bir diyaloğa. Complete the phone conversation with the phrases in the box. Böyle diyor ama sana zaten sınavda bunun Türkçesini hoca yazacaktır. Niye? Tabii yeni sınavlarda yazılmıyor LGS'de. Good morning, Dr. Mary is cleaning. Ha bak asistan açtı telefonu konuşuyor. Evet dedi ki günaydın, good morning, iyi sabahlar. Dr. Mary'nin cleaning dedi. Şimdi burada asistanın söyleyeceği cümle acaba how can I help you? Harikasın Tonguç. O zaman buraya yazıyorum. How can I help you? How can I shall I? Yani how can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? Tamam. Asistan böyle bir soruyor. Ben de Mrs. Clark olayım. Tamamım. Ama Miss Clark da kadınmış. Neyse. Hello, this is Jane Clark. Merhaba, bu Jane Clark diyor. Sonra muhtemelen bir şey soracak. Mesela could you put me through the Dr. Mary please? Yani beni Dr. Mary'e bağlayabilir misin diyecek. O zaman hemen yazalım. Could you put me through? Yani beni bağlayabilir misin demek istiyor. Could you put me through to Dr. Mary please? Dr. Mary'e lütfen bağlayabilir misin diyor. Dolayısıyla Mrs. Clark bir şey söyledi. Tamam. Asistan da kadın, Mrs. Clark da kadın yapacak bir şey yok. Şimdi asistan da cevap veriyor. Oku bakalım Tonguç herhalde. Asistan ne diyor? Let me try to connect you please. Lütfen bana izin verin sizi bağlayayım diyor. Let me try to connect you. Hold on please. Hold on. Niye? E'yi yazdık. O zaman buraya da hemen
hold on'u yazıyoruz. Hold on, the phone rings three times. Telefon öbür tarafta üç kez çalıyor diyor. I'm sorry, she is not available now. Tamam. Gerçekten asistanımız... Hocam çok iyi rol yapmaya çalışıyorum. Sizin sayeniz hocam. Aynen, teşekkür ederim. She is not available now. Şu anda müsait değil diyor. Burada ne dedi peki Tonguç Hanım? Would you leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz diyor. Mrs. Clark da cevap veriyor. Miss Clark ne cevap verebilir? Muhtemelen işte... Can you please tell him that Jane called? Ona Jane'in aradığını söyleyebilir misiniz? O zaman buraya C yazıyorum. Siz C'yi buraya yazacağımı bilirsiniz. Vakit kaybetmeyelim çünkü daha fazla soru örneği çözelim. Ne dedi? Ona söyleyebilir misiniz lütfen? Of course. Can I take your number please? Ha, kesinlikle. Numaranızı alabilir miyim lütfen dedi. Miss Clark da she has my number. O benim zaten numarama sahip diyor. Ondan sonra muhtemelen önceden de görüşmüşler. Of course sir. Aa, sir diyor. Al işte her şeyi bilmiyor. Aa, o zaman Mr. mi söylüyorum Mr. Clark? Yani belki de... Clark Kent. Aa, Clark Kent. Superman. Allah'ım ya Rabbim, nereden nereye Superman geldi? Superman vs. Batman hocam. Aynen. Batman biliyorsun Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu ilimizde güzel. Neyse, nereye geldik şimdi? Burada soru yanlış yazmış. Tabii ki... Madam. Madam diyecekti. Burası madam lady olması lazım. Madam. Madam, lady falan demesi lazım. Of course sir, goodbye dedi. O benim sözüm. Pardon. Of course madam, goodbye. Goodbye dedi. Belki de madam ama sir gibi olabilir. Neyse, Mrs. Clark da goodbye diye cevap verdi. Güzel bir telefon görüşmesinden sonra hemen geçiyoruz başka bir kısma. Bu sefer mutfaktayız. Hemen önlüklerimizi giyelim ki üstümüz kirlenmesin. Önlüğümüzü alalım. Peçetemizi alalım. Çok güzel bir şekilde peçetlerimizi de servis yapmadan önce koyalım. Ve bu sorumuza geçelim. Şimdi bu soruda ne yapıyoruz? Bu sefer muhtemelen yemen hemen yapacağız. Ya da omlet. Aa, omlet yapıyormuş. Hadi bakalım, bismillah. Şimdi... First diyor. Tamam mı? First diyorsa bu en başa bu gelecek yani. Daha bundan daha işte final diyor, hani bir yazamazsın ki yani. Bu tarz sorularda niye bu kadar kolay sorular, ben de anlamıyorum. Ama bunu da bilmek lazım. Yani hani en başta videomuzun başında söylemiştik ya Tonguç Ali Hanım benim. Demiştik ki size sıralama sorularında, bakın bu Türkçede de aynı şey. Türkçe paragraf sorularında da ilk cümleyi bulursan rahatlıkla yapabiliyorsun. Hani ilk cümlede bu, şu, öteki olmaz deyip yapıyoruz ya. İngilizce'de first'ı buluyorsun. Ondan sonra ya Allah tazik. Rahatlıkla yapabiliyorsun. Second, ikinci, hemen onu buluyorsun. Sonra finally'i de bulman yeterli. Şimdi burada zaten finally demiş. O zaman bunun finally'in son ifade olduğunu bilmemiz lazım. Zaten dört tane varsa finally'in dört, first'ün bir olduğunu bileceğiz. Okuyalım. First, crack the eggs into a mixing bowl with a pinch of salt and black pepper. Yani burada ilk başta diyor, yumurtayı kırın diyor. Bir tane kasenin içine karıştırın ve tuzla karabiberle karıştırın diyor. Beat the mixture well with a fork. Çatalla iyi bir şekilde çırpın diyor yani. Ardından bak şimdi finally neydi? Finally when it starts to turn golden brown underneath, remove the pan from the heat and slide the omelette on plate. Falan. Burada en sonunda artık servisi yapmadan diyor. Yani altın kahverengisi olduğu zaman diyor. Yani iyi kızardığı zaman diyor. Onu diyor tavadan çıkarın ve bir şey tabağın üzerine servis edin diyor. Tamam. Fakat burası önemli. Acaba bu mu iki, bu mu iki? Şimdi burada when demiş, burada next demiş. Bakalım bu when'i bir okuyalım. When the omelette begins to cook and firm up, but still has a little raw egg on top, sprinkle over the grated cheese. Use a spatula to fold it over in half. Şimdi burada ne dedi? Omlet pişmeye başladığında, fakat hala birazcık raw egg on top, üzerine biraz raw egg olduğunda diyor, sprinkle over the grated cheese. Yani birazcık diyor şeyi, nedir onun adı? Rendelenmiş peyniri diyor üzerine serpin. Hani vardı ya şöyle serpiyor adam. Onun gibi serpin diyor. Use a spatula to fold it over in half. Yani spatula kullanın diyor, onu böyle ikide bir çevirmek için diyor. Şimdi bu iki olabilir mi? Daha bismillah pişmedi. İkiye bakalım. Next diyor bak şimdi. Burada mixture well with a fork, bir çatalla tamam çırpın dedi. Next sonra heat a knob, a butter in a small frying pan. Ha, önce bir tavaya bir tereyağı koyman lazım. O zaman burada ikincisi bu oldu. Bak direkt kelime bilgisiyle gittik. Final'ın ne olduğunu bildik. First'ın ne olduğunu bildik. O iki tane senden belli hocam. O ikisi belli ama işte bu mu iki olacak, bu mu iki olacak, kelime bilgisayar bittik. Yani tavanın üzerine tereyağını kızartmadan omleti pişiremezsin ki. Bunu bütün aşçılar bilir yani. Çiğ yumurtayı sonra koyacağız ona low, hocam. Önce ona low heat, yani düşük bir ateşte. Hızlı ateşte pişirsen de bu sefer yağ yanar. When the butter is melted, yağ eridiğinde add the eggs and move the pan around to spread them. Hocam siz gerçekten film gibi konuşuyorsunuz. Hollywood Hayır. stüdyolarında hissettim kendimi. Hayır, Hollywood stüdyolarından kaynak değil. Bu bir aşçı konuşması. Aşçılar, usta şefler bu şekilde konuşur. Yani MasterChef'i izliyorsan bunu bilmen lazım. Dolayısıyla buraya da üçümüz yazıyoruz ve artık her şey tamamlanmış oluyor. Geçiyoruz yeni bir soruya. Ah! Bu sefer cümleleri sıralım. İnanılmaz bir soruymuş hocam. Heyecanlıyız çünkü İngilizce gerçekten büyülü bir dünyaya sahip. Birazdan true false'lar gelecek. Bayağı bir sorumuz var. Devam ediyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane soru var. Arkana dikkatli bir şekilde yazsan unutma. Birazdan zaten ödev de vereceğim sana Tomuç'un. Like, to join, would,
Are you group? Ne diyorsun ya? Are you ready? Yes. Hocam gerçekten DJ gibi adamsınız ya. Ne diyorsun Tonguç, sen de sürekli bana gaz vermeye çalışıyorsun. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde olmaz. Hocam söz notu için yoksa ha, hiçbir şey yok. Kanaat notu, bak kanaat notu diğer hocalarda. İngilizcelerde sözlü notu diyoruz ki yani kanaat kelimesi çünkü biraz daha eski Türkçe. Şimdi burada ilk başta soru olduğu için sorularda şunu asla unutma. Bak W ile başlayan sorular yani why, when, which, what, would. Bu tarz sorularda tamam mı yani V'lerde bir kere başa koyacaksın. Bunu would'u koyduk. Would you like to join our group. Bizim grubumuza katılmak ister misin? Hayır hiç istemem lütfen. Aynen. Grup şurup mesela. Grup şurup toplanmışlar beraber müzik söylüyorlar. Would you like to join our group? Bizim grubumuza katılmak ister misin? Şimdi az önce ne demişim? V'li sorular yani why, when, which, what, where. Bu tarz şeylerin en başa geleceğini bileceksin olmuşum. O zaman burada why var hemen başa koyuyoruz. Why don't we chat online? Neden biz online chat yapmıyoruz diyoruz. Tabi burada bir anda işte en başa bu gelir, en sona bu gelir, burada bu olur. Bunları hemen bir anda öğrenemeyebilirsin. Gramer bilgisinden ziyade buradaki phrase'leri yani çok sık kullanılan ifadeleri bilmek çok daha iyi. Mesela gene why, W en başa gelecek. O zaman what'ı yazdık. What dedin gülüm. What dedin değil de what do you mean? Ne anlama geliyor? Ne anlama? Demek istiyorsun kardeş? İndir o elini. İndir o elini ne oluyor? Bu tarz şeyler. What do you mean? Şimdi buraya bakalım. Aa soru işareti var ama W'lu soru yok. Eyvah. Ne yapacağız? O zaman are you diye başlarız hocam. Are you diye başlarız. Harikasın. Zaten normalde cümle nasıl başlıyor? You are addicted. Bak normal cümle olsaydı şöyle yazardı. You are addicted to the internet derdik. Yani sen internete bağımlısın. Ama bu soru olduğu için hemen arı alıyoruz, başa koyuyoruz ve büyük harfle yazıyoruz. Are you addicted to the internet? İnternete bağımlı mısın? Diyoruz ve geçtik yeni bir reading sorusuna. Şimdi my sister, önce paragrafı okuyacağız sonra true false yapacağız. Şimdi my sister Millie likes spending time in the kitchen. Kız kardeşim Millie ne yapıyormuş? Hoşlanırmış harcamayı zamanını mutfakta. Tamam güzel. She is fond of cooking. O yemek yapmayı severmiş. She looks for new recipes and watches cooking videos on the internet. O izlermiş yeni tarifler için ve videolar izlermiş pişirme videoları yani yemek pişirme videoları internette. I can say that, söyleyebilirim ki, she is good at cooking. Yemek yapmada iyi. She makes tasty dishes. Lezzetli yemekler yapıyor. She usually watches cookery programs on television. Genellikle izler yemek programları televizyonda. She likes cooking vegetable dishes. O sebze yemekleri yapmayı seviyormuş. She cooks vegetables in different ways. Sebzeleri farklı şekillerde pişiriyormuş. She fries, kızartıyormuş. Boils, kaynatıyormuş. Bakes, fırınlıyormuş. We all enjoy the dishes she makes. Biz hepsini seviyormuşuz onun yaptığı yemeklerin diyor. Gerçekten kız kardeşinin, bacısının yaptığı yemekleri seven, kaliteli, güzel bir insan. Tebrik ediyoruz kendisini. Şimdi, right, true or false demiş. Millie is bad at cooking. Şimdi bak. Yemek pişirmede kötüymüş diyor. Daha dedi ki az önce çok iyi dedi. Hatta she makes tasty dishes dedi. O zaman bu cümleden dolayı bu cümle bak turuncudan dolayı turuncu cümle false olmuş oluyor. O zaman buraya false'umuzu hemen yerleştirelim. Geçelim diğer sorumuza. She likes cooking meat dishes. O et yemekleri yapmayı seviyormuş. Hayır. She likes cooking vegetable dishes diyor. O zaman bu cümlede bu yanlış olmuş oluyor. O yüzden buraya da false dedik. Bak bu cümlede diyor ki she likes cooking vegetable dishes. Burada diyor ki she likes cooking meat dishes. What the hell is going on? Yani ne diyorsun kardeşim, bu olmaz ki. Devam edelim. She is interested in cooking. O yemek yapmayla ilgiliymiş. Evet. She is fond of cooking demişti. Bak bu cümleden dolayı da bunun aynısının doğru olduğunu söyleyebiliriz. O zaman buraya da hemen true'umuzu yazıyoruz. Son şey lazım benim. Geldik başka bir soruya. She likes watching cooking programs. Yemek pişirme programlarını seviyormuş diyormuş. Evet bak. She looks for and watch cooking videos on the internet diyor. O zaman she likes veyahut da she usually watch cookery programs diyor. O zaman bu ifadelerde bunun true olduğunu bize netlikle gösterebiliyor Tonguç Elhanım. Şimdi devam edelim. En sonunda ne dedi? Her dishes are not delicious. Onun yemekleri lezzetli değil dedi. Ama bak diyor ki we all enjoy the dishes she makes. Onun yaptığı yemekleri seviyoruz diyor. Veyahut da she makes tasty dishes diyor. Dolayısıyla bunlardan dolayı da buna false diyebiliriz. O zaman
cheese meal is a bad cooking ile aynı ifade oluyor yani. Yemekleri kötü olamaz çünkü yemekleri iyi olacak ki biz bunu seveceğiz. Şimdi yazı notlarımızı mutlaka alıyorsun Tonguç Ali Adamelim. Ve buradaki kelimeleri yani on the phone'daki, in the kitchen'daki, the internet'teki kelimeleri güzel güzel öğrenip buradaki alıştırmaları yapıyorsun. Alıştırmaları diyorum. Konu altımlarını okuyorsun. Sonrasında hemen ödevlerimize geçmek istiyorum. Taktikli İngilizce soru bankamızda bu ünitelerle alakalı bir sürü soru var Tonguç'um. Bu soruların hepsini çözeceksin. Çünkü bunlar hem LGS'de hem de senin yazılımda sana çok büyük fayda sağlayacak. Sayfa 54'ten başlıyor. Yan taraftaki beceri temelli sorulara dikkat et. On the phone ünitesi ve the internet ünitesinin sonuna kadar geldiğimizde sayfa 99'a gelmiş oluyoruz. Buradaki raporunu da mutlaka tamamla. Bu LGS için fayda olur. Aynı zamanda hocam İngilizce artık sıktı beni diyorsan. Gerçekten burası, sıktı beni hocam ya. Bayıldım ya. Yok bak. Mesela şöyle bir şey göstereceğim sana. Çok ilginç. Üçüncü bölümde al. Cooking ile alakalı. Öğrenmeyen kelimeleri böyle odanın duvarına asabilirsin. Hocam peki ben bunu ne yapacağım ki? Bomboş şeyler onlar. Bak bunlar ne yapıyorsun biliyor musun Tonguç'um? Burada çok güzel stickerlarımız var. Bu stickerlar öğrenmen gereken konularla alakalı sana küçük küçük bilgiler veriyor. Sen bunu ister odanın duvarına asabilirsin. İstersen buradaki poster asabilirsin. Bu neden anlatıyorum biliyor musun? Sınavda çıkacak kelimeyi sürekli odanın duvarında gördüğün zaman unutmazsın yani. Bu da kelime kartları yapmak istiyordum. Bunu kullanabilir miyim hocam? Aynen. Kelime kartları için bunu kullanabilirsin. Bunları yanında gezdirebilirsin. Artı bu sürekli odanın duvarına dursa her geldiğinde baksan aklında kalır. Yani bu da bir ödev esasında. İngilizce kelimeyi unutmamak için ya sürekli İngilizce konuşulan bir yerde yaşayacaksın. Anne babandan bunu isteyemezsin. Benim annem babam çok gelişmiş insanlar. O yüzden hep İngilizce konuşuyoruz evde. O zaman tamam. Senin böyle bir şey yapmana gerek yok. Ama evde sürekli İngilizce konuşulmuyorsa İngiltere'de gidemeyeceğine göre o zaman game of English. Yani İngilizce oynayacaksın. Bu da senin için bir çalışma. Yani bu böyle sticker yapıştırıyorum falan gibi bir şey değil. Gerçekten sınavda da birçok kelimeyi buradan hatırlarsın. İkinci olarak bizim hocamız zor soruyor diyorsan Zoru Bankası'ndan bak Tonguç'um. Zoru Bankası bununla alakalı sana hemen o konuların olduğu kısmı verelim. Tabii Zoru Bankası 10'da 10'dan vereceğim. Niye 10'da 10 hocam? Çünkü biliyorsun inkılapta 10 soru çıkıyor. İngilizce 10 soru çıkıyor, dinde 10 soru çıkıyor. Hedefi de 10'unu da yani 3'ünü de 10'da 10 yapıp 30-30 yapmaksa buradan çalışman gerekiyor. Burada hemen ünitelerimize baktığımızda Tonguç Ali Adamelim. In the Kitchen Teen Life'dan sonra geliyor. Hemen sayfa 144'ten başlıyoruz Tonguç Ali Adamelim. Bu tarafta biraz daha seçici sorular var. Zoru Bankası olduğu için. Adı üzerine Zoru Bankası. Dolayısıyla aslında bunun İngilizcemiz Difficulty Bank yapacaktık ama inkılap İngilizce din bir araya gelince Hard Bank. Hard Bank falan diyecek ama olmaz dedik. Yani diğer İngilizceyle şey, inkılapla din hız, şey yaparlar. Şey yaparlar. Huysuzlanırlar dedik. Vazgeçtik. Burada sayfa 159'a kadar çözmen önemli. Adventures'a durabilirsin olmuş herhalde. Son olarak da durmak istemiyorum hocam. Hala devam edin lütfen. Son olarak da Dynamo İngilizce soru bankamıza baktığımız zaman burada Tonguç Ali Adamelim gerçekten seni hem kelime çalışmaları hem de LGS alıştırmaları bekliyor. Hemen ünite 3'ü açıyoruz. Bak burada ne yapacağını söyleyeyim. İlk başta indikasyon ünitesinde sayfa 58'de kelimeleri tekrar ediyoruz. Sayfa 59'da vocabulary yani kelimelerle alakalı alıştırmalar başlıyor. Sadece kelime. Burada sadece kelime. Ardından vocabulary pratikleri bitiyor. Vocabulary testleri geliyor. Sonrasında gramer kısmı başlıyor. Gramer kısmını da tekrar ettikten sonra bu tarz yeni nesil beceri temelli sorulara baktıktan sonra LGS soruları geliyor. Sonrasında bunlar hepsi bittikten sonra bayağı bir soru. Ünite 4'e geçiyoruz. Yeniden kelimeler. Sadece kelimelerle alakalı etkinlikler. Bak hep bunlar hep etkinlik. Yazılımda da senin sınavda başarılı olmanı sağlayacak. Ardından da ünite testleri. Sonrasına geçiyoruz normal LGS testlerine ve gramer testlerine. Yani dolayısıyla burada bayağı bir ödevim var. Hemen şöyle söyleyeyim sana sayfayı. Daha fazla seni korkutmak da istemiyorum. Sen de insansın sonuçta. Sayfa 58'den Tonguç Ali Adamelim. Burada da Adventures ünitesine kadar. Yani sayfa 126'ya kadar buradaki 50 sayfaya neredeyse 70 sayfaya yakını çözersen hem LGS'de hem de yazılarından en yüksek notu alırsın. O zaman let's go to the ödüllü soru diyorum. Hadi bakalım. Teşekkür ederim hocam.